Bismillahirrahmanirrahim. Bu dersimizde Cenab-ı Hakk'ın izniyle fesad u zaman kavramını ele almaya çalışacağız. Genellikle düşünürler veya insanlar içinde yaşadıkları zamanı ve toplumu tenkit etmişler. Kiddişattan memnun ve razı olmadıklarını dile getirerek birçok kurum ve gelişme hakkında menfi kanaat belirtmişlerdir. Bu düşüncelerini fesad u zaman, fesad-ı nesil vel ehl, fesadül alem gibi kavramlarla ifade etmişlerdir. Klasik İslam düşüncesinde fesadü zaman kavramı daha fazla ön plana çıkmıştır. Bu kavram bazı hadis kitaplarında müstakil bir başlık altında incelenmiş, fıkıh eserlerinde iştihadın mahiyeti bağlamında ele alınmış ve diğer eserlerde ise bireysel ve toplumsal ahlak çerçevesinde etüt edilmiştir. Bu kavramın İslam'ın ilk dönemlerinde zuhur ettiği, Fitne ve savaşlarla birlikte iyice yaygınlaştığı bilinmektedir. Bazı nakil ve rivayetlerde bu süreçte yaşayan bazı kimselerin yaşamak yerine ölmeyi arzu ettikleri varittir. İlk dönemlerde fesadın siyaset ve ticaret alanında ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Ticarette emanet ve siyasette adalet gibi kavramların izmihlale maruz kalması dönemin alimlerini oldukça tedirgin etmiştir. Fesadü zaman kavramıyla bireysel, toplumsal, ahlaksal, siyasal, dinsel, fikirsel, ekonomik bozulmalar kastedilmektedir. Bu kavram zorunlu olarak tarihin herhangi bir döneminde ideal bir asır ve zamanı varsaymaktadır. Zira fesattan söz edebilmek için salahın olması gerekir. Meskur kavram bazen tikel düzlemde ele alınırken bazen de bir kuram olarak işlev görmektedir. Bir kuram olarak fesad zaman terkibi yeni nesillerin veya insanların sözü edilen alanlarda gittikçe bozulmaya yüz tutacakları savına dayanmaktadır. Doğruluk, iyilik ve güzelliğin hakim olan sürecinden sonra yanlışlığın, kötülüğün ve çirkinliğin yaygınlaşması ve bunun önüne geçilememesi anlamında kullanılmaktadır. Tarihte yaşanan savaşlar, istilalar, musibetler, felaketler gibi olumsuz birçok hadise yine fesadü zaman kavramıyla ilişkilendirilerek değerlendirilmiştir. Örneğin İbn Kesir ve İbn Esir'in Moğol istilası hakkında görüşleri bunu çağrıştırmaktadır. Bu bakımından söz konusu kavram aslında alimlerin ve düşünürlerin kendi dönemlerine dair sundukları bakış açılarını ve onların hadiseleri telakki ve değerlendirme biçimlerine yönelik düşüncelerini yakından görmemize imkan tanıması açısından büyük bir önem arz etmektedir. Zira bugün aynı şikayetler ve aynı sistemler devam etmektedir. Acaba bu tarih tasavvurumuzdan kaynaklı bir sorun değil midir? İşte bu dersimizin amacı realiteyi görüp sorularımızı ve sorunlarımızı rasyonalist bir perspektifle çözmeye ve çözümlemeye çalışma düşüncesini ikame etme çağrısıdır. Tarihi kutsamak yerine Tarihten gerekli ibreti almayı ön plana çıkartma gayretidir. Şikayet ve sitem yerine insani ve beşeri gerekliliği, gerçekliği doğru idrak edip doğru adımları atabilme çabasıdır. Çünkü beşeri yapıların araz kısmı değişebilir ama cevher her zaman yerindedir. Bu konuda birkaç eserden bahsedebiliriz. Bunlardan bir tanesi İmam Acuri'nin eseri Vefat Tarihi 360 iki eseri var. Ahlakul Ulema, daha Arapça ifadesiyle Ahlakul Ulema isimli eseri ve bir diğer eseri ise Ahlaku Hameletil Kur'an adında. Ve burada İmam Acuri kendi döneminden sitem etmekte, şikayet etmekte ve burada insanların farklı gruplara ayrıldığından bahsetmekte. Ancak bu çözümlemeyi yine fesat kavramı çerçevesinde yaparak Üç insan grubundan bahsediyor. Özellikle dinsel açıdan bir yozlaşmanın meydana geldiğinden söz ediyor. Üç insan grubu var. Vahye karşı, Kur'an'a karşı, İslam'a karşı. Bunlardan bir tanesi sinfun lillah, Allah'ın sınıfına girenler. Bunlar kamil bir iman ile, sıdık ve ihlas ile Allah'a bağlı olan kimselerdir. Ve vahyi, Kur'an-ı Kerim'i bu çerçevede okuyan, etüt eden kimselerdir. Bir de sinfun li dünya dünya sınıfı var. Bunlar da tıpkı simsarlar gibi sürekli para peşinde olan, makam, mevki, mülk peşinde olan kimselerdir ve dini kendi düşüncelerine, kendi menfaatlerine, maslahatlarına alet edinen kimselerdir. Bir de İmam-ı Acri sinfun lil cedel dediğimiz İslam'ı, vahiy, Kur'an'ı, sünnet-i seniyeyi tartışma münakaşa aracı kılanlardan bahsediyor. Bunların da hiçbir şekilde ihlasane bir gayretleri yok. Tamamen genel kültür bilgisi edasıyla Kur'an-ı Kerim'i okuyan kimselerdir. İslam'ı inceleyen, etüt eden kimselerdir. Ve bunların tek gayreti, tek çabası mücadele etmek, münakaşa etmek ve tartışmalarda galip gelmektir diyor İmam-ı Acuri ve böylelikle fesat kelimesini kullanarak dönemin dini yozlaşmış kişilerinden söz ediyor. Dini anlamda yozlaşan kişilerden bahsediyor. Bir de İmam Gazali yine önemli simalardan ve önemli isimlerden bir tanesi. Vefat tarihi 1111 miladi, hicri 505. İhya Din isimli eserinde yine İmam Gazali İmam Gazali'nin yaptığından daha fazlasını yaparak hem keyfiyet hem de kemiyet açısından fesadın boyutlarını gözler önüne sermekte. Ancak onun bir eseri daha var. Asnaful Mahrurin adında o eseri herkese tavsiye ediyorum. Aldananlar şeklinde bunun çevirisinin yapıldığını ben hatırlıyorum. Burada özellikle İmam Gazali, Ömerayı ve ulemayı sert bir şekilde eleştiriyor, tenkit ediyor ve fesadu zaman kavramı çerçevesinde bu eleştirilerini ortaya koymakta. İbnül Cevzi'den bahsedebiliriz. Saydul Hatır adında eseri var. İbnül Cevzi vefat tarihi Hicri 597 miladi 1201. Evet, yine önemli isimlerden bir tanesi ve Saydul Hatır'dan az sonra bir pasaj okumak suretiyle fesadu zamanın ne manaya geldiğini, nasıl anlaşılması gerektiğine dair önemli müşahhas malumatlardan bahsedeceğiz. Yine herkese tavsiye edebileceğim eserlerden bir tanesi İmam Suyuti, İmam Suyuti'nin Et-Tahaddüs bi Ni'metillah adında bir eseri vardır. İmam Suyuti'nin vefat tarihi Hicri 911 diye hatırlıyorum ben. Miladi 1505 olması lazım. İmamı Suyuti Memlükler dönemindeki fesadın boyutlarını bu eserinde açıkça ortaya koymakta. Dediğimiz gibi eğer sosyoloji, psikoloji veyahut da diğer alanlarda araştırma yapıyorsanız fesadu zaman kavramı üzerinde bunu yapmanız gerekiyor. Çünkü Araplar genelde bütün bu menfi şeyleri zamana isnat ederler. Hatta İmam Şafii şöyle demekte bir şiirinde: "Na'ibu zamanana vel aybu fina velau nataqa zamanu leyehuna." şeklinde ben hatırlıyorum. Öyle ezberlemiştim. Biz zamanı eleştiriyoruz, tenkit ediyoruz, ayıplıyoruz. Halbuki en büyük ayıp, en büyük noksaniyet bizdedir. Eğer zaman dile gelmiş olsaydı kesinlikle bizi eleştirirdi ve devamında şunu söylüyor. Kurt kurdun etini yemezken insan insanı ayan ve beyan şekilde yemekte, parçalamakta, bitirmekte, yok etmekte diyor. Bakınız burada ne oldu? Bütün bu menfi durumlar zamana izafe edildiğinden dolayı İmam Şavi bu bakış açısını, bu tasavvuru tenkit ediyor, eleştiriyor. Yine Maverdi'nin bir eserinde Şaka raculun ile hakimin minel hükeme fesade zaman. Adamın birisi filozof, hikmet ehli bir kişinin yanına gidiyor ve fesadü zamanı şikayet ediyor. O da diyor ki, ente zamanu, zaman sensin. Fein salahta salaha sen iyi olursan zaman da iyi olur. Ve in fesette fesede sen kötü olursan fasit olursan zaman da bozulur, zaman da fasit olur. Yine bir sözde şöyle geçmekte. fesadul kulubi ala hasbi fesadi zamani ve ehli Bu sözde aslında fesadu zaman terkibinin nasıl anlaşılması gerektiğine dair bize önemli bazı karineler emareler sunmakta. Şimdi Ebu'l Ferec İbnül Cevzi'nin Saydul Hatır isimli eserinden birkaç pasajı okuyarak fesadü zamanı ne olduğunu aslında yaşanan olumsuz ve menfi olayların sadece günümüzde olmadığını zamanın her türlü sürecinde menfi, olumsuz hadiselerin yaşandığını açıkça göreceğiz. Buradaki amacımız insanları edilgen pasif olmaya davet etmek değil, insanların tazim ettikleri, tebcil ettikleri, tarihin çok da mukaddes olmadığını, beşeri ve insani sorunların her zaman, her mekan ve her dönemde olabileceğini hatırlatmaktır. Ve Ebul Fereç İbnül Cevzi sözüne şöyle başlıyor. Düşünce gözümle yeryüzünü ve üzerinde bulunanları düşündüm. Onun harap olmuş yerinin mamur olanından çok daha fazla olduğunu gördüm. Daha sonra yeryüzünün mamur kısmına baktım. Bu bölgelerin de çoğuna kafirlerin hakim olduğunu keşfettim. Yeryüzünde kafirlere nispeten Müslümanların az olduğunu fark ettim. Sonra Müslümanları düşündüm. Kazançla ilgili şeylerin onları rızkı veren Allah'tan alıkoyduğunu ve Allah'a işaret eden ilimden onları çevirdiğini gördüm. Sultan ise emir ve yasaklamalarda bulunmak ve kendisine sunulan lezzetlerle uğraşıyor. Onun hedeflerinin suları bendi bulunmaksızın akıp gidiyor. Kimse kendisine nasihat etmiyor. Aksine nefsin hevasını kuvvetlendiren övgülerde bulunuyorlar. Oysa ki hastalıklara ancak zıtları ile müdahalede bulunulması gerekir. Ömer İbnül Muhacirin dediği gibi Ömer bin Abdülaziz bana şöyle dedi. Hak'tan saptığımı görürsen beni elbisemden tutup sars ve şöyle de. Sana ne oluyor ey Ömer? Ömer i̇bn Hattab da şöyle demiştir. Bize ayıplarımızı sunan kişiye Allah rahmet etsin. İnsanlar içerisinde nasihatlere ve öğütlere en muhtaç olan kişi sultandır. Sultanın ordusunun ise çoğu hevanın ve dünya süsünün sarhoşluğu içindeler. Bunlara bir de cahillik ve ilimsizlik de eklenmiş. Bu yüzden işledikleri günahlar onlara acı vermiyor. İpek elbise giymekten ve veya içki içmekten herhangi bir rahatsızlık duymuyorlar. Öyle ki bazen içlerinden birisi şöyle der. Asker ne yapsın ki? Tutup da pamuk mu giyecek? Üstelik onlar eşyaları haksız yere alıyorlar. Zulüm ile onların karakterik yapıları bir gibi olmuş. Zulüm onların karakterik yapıları gibi olmuş. Kırsal alanlarda yaşayanları cehalet kuşatmış. Köyde yaşayanlar da bu hale düşmüşler. Nice defa pisliklerin içinde debelenip dururlar. Namazları ise hafife alırlar. Bazen içlerinden bir kadın namazını oturarak kılar. Sonra ticaret adamlarına baktım. Hırsların onlara galip geldiğini, Öyle ki kazanmaktan başka bir şey görmez hale gelmişler. Malın nereden geldiğini umursamıyorlar. Kendi aralarındaki muamelelerinde faiz yaygın bir hale gelmiş. İçlerinden herhangi birisi dünyalık malın kendilerine nereden geldiğini takmıyor. Zekatı verme noktasında gevşek davranıyorlar. Vermemekten dolayı ürpermiyorlar. Allah'ın kendisini korumuş oldukları hariç hep bu hale gelmişler. Sonra esnaflara baktım aralarındaki muamelelerde sahtekarlığın yayıldığını gördüm. Sahtekarlık olduğu gibi cimrilik ve fiyatlar, ölçüler hususunda da aldatma mevcut durumda. Tüm bunların yanında bir de cehaletin içine gömülmüşler. Çocuğu olan kimselerin genellikle kendilerine gerekli olan ve kendisiyle edeplenmeleri gereken şeyleri bilmeden kazanç elde etme arzusuyla bu meşkalelerin bir kısmıyla uğraşır bir halde gördüm. Sonra kadınların hallerine baktım. Onların dinlerinin zayıf, cehaletlerinin ise büyük olduğunu gördüm. Allah'ın korumuş oldukları dışında ahiretten haberleri yok. Tüm bu gözlemlerimden sonra şöyle dedim: Ne garip! Allah'a hizmet etmek ve onu tanımak için kim kaldı? Bunun üzerine bir baktım ve alimlerin ilim talebelerinin, abidlerin ve zahitlerin var olduğunu gördüm. Abidleri ve zahitleri düşündüm. Onların çoğunun ilimsizce ibadette bulunduğunu, kendilerine saygı gösterilmeye, ellerinin öpülmesine ve peşlerinden gelenlerin çok olmasına meraklı olduklarını gördüm. Öyle ki onlardan birisi çarşıdan ihtiyacı olan bir şey almaya mecbur olsa, karizması çizilmesin diye gidip o şeyi almaz. Ayrıca prensip mertebeleri onları eğer ki kişi kendilerinin nezdinde kıymetli biri değilse hasta ziyaret etmemelerine ve cenazelere katılmamaya kadar yükseltmiştir. Birbirlerini de ziyaret etmezler. Aksine bazen onlardan birisi diğeriyle karşılaşmaktan dahi kendisini esirger. Prensipleri putlar gibi olmuş, bilmeden onlara tapıyorlar. Onlar içerisinden öncülük etme prensibine kusur getirmemek için Cahilce fetva vermeye atılanlar vardır. Bir de dünyaya hırslı olduklarından dolayı alimleri ayıplıyorlar. Bilmiyorlar ki dünyanın kınanılan kısmı onların içerisinde bulunmuş oldukları haldir. Mübahlardan yararlanmak değil. Sonra alimleri ve ilim talebelerini düşündüm. İlim talebelerinden az bir kısmında asalet belirtisi gördüm. Çünkü asaletin belirtisi ilmi kendisiyle amel etmek için öğrenmektir. Bu talebelerin çoğu ise ilimden kendisine kazanç kapısı olacak şeyi istiyorlar. Ya bir bölgede hüküm verme yetkisi almak veya bir beldenin kadısı olma görevini almak veyahut kendi yaşındaki diğer talebeler içerisinde kendisini belli ettirmek için yeterli olan miktarı elde etmeyi amaçlıyorlar. Sonra da bu kadarıyla yetiniyorlar. Sonra alimleri düşündüm, çoğunu hevalarının kendisiyle oynadığını ve hizmeti aldığını gördüm. Böyle olanlar ilmin kendisinden alıkoyduğu şeyleri tercih ediyorlar ve ilmin yasakladığı şeylere de yöneliyorlar. Artık neredeyse Allah'a olan davranışlarının tadını alamayacak oluyor. Amacı da sadece bu kadar yeter demek oluyor. Evet, Ebu'l Fereç İbnül Cevzi eleştirilerine bu şekilde devam ediyor. Ve son birkaç pasajı da okuyalım buradan. Her ne kadar önceden yaşamış olmalarıyla üstünlük onların olsa da onların yolundan gidecek kimselerin bulunmasından umut kesilmez. Yani Selefi Salih'in yolundan giden insanlar ki çıkacak demek istiyor. Bana İbni Akil'in kendisi hakkında şöyle dediği nakledildi. Ben suyun üzerinde sandalda duruyordum ancak bu sandal kırıldı. Yani şunu demek istiyor eski alimlere yetişmeye çalışıyordum ancak bana izin verilmedi. Ve Ebul Fereş diyor ki bu yanlıştır. Nereden çıkarmış bunu? Kendini beğenen nice kimselere başkalarından bazıları, bazı şeyler öğretilip gösterilmiştir. Bu kimse de bundan dolayı sürekli nefsini tahkir etmiştir. Sonradan gelip de önceden gelenleri geçen nice kişiler vardır. Nitekim şöyle denilmiştir. Şüphesiz ki geceler ve günler gebedir. Allah'tan başkası onların ne doğuracağını bilmez. Şüphesiz ki geceler ve günler gebedir. Allah'tan başkası onların ne doğuracağını bilmez. Evet, kısaca dersimiz bu şekilde. fesad zaman kavramını ele almaya çalıştık. Ve özellikle sosyoloji, siyaset gibi alanlarda çalışma yapmak istiyorsanız toplum üzerinde yapılan eleştirileri, tenkitleri daha müşahhas örnekler üzerinden görmek istiyorsanız yapacağınız şey fesadü zaman terkibini klasik eserlerden araştırmak olacaktır. Yoksa muştema kelimesiyle araştırma yapsanız hiçbir neticeye ulaşamazsınız ve bu kuramla alakalı şimdilik bunları söylemiş olalım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.